Oza Kahve'nin sunduğu Köy Yolları programı devam ediyor. Köyde herkes Rumca biliyor. Ramadan Bey bize Rumca maniler söyleyecek, Sultan Hanım tercüme edecek. Teorla pa hoş kızı çi dor bine lavru. İsterim evine gideyim ama ne bahane bulacağım. La dilik tötti kukça dişça da vergondu bavru. Beline sarılayım kara yılan gibi. İbu dizon bana fili. Söyledim yine ver bana bir öpürçük. O da dedi bana al al. Bu diyor bu başımızda gari yelek. Ben de içimden söyledim ne iyi kadın. Yani Rumca bilseniz daha iyidir anlamı. Çevirilirken şeyde. Anları di çağları bu başka di şey başka bu. Çağları bu ne kişi çok hepsi de gireceğim bu. Adımım kulacım kulacı. Bir adım hani geçti ve yaktı yüreğimi dedi. Sen ona bana hoş çözü için de hor bilir lan bro. Ne dedik çöz çıkıp çöz içten de ver kodum abur. Bunu söyledi tekrar. Söyledi. Με τη μάτια του κόρη βραστήμα, με τον τη μάτια σάμανα και να φέρω και κρίμα. Annesi yoğururdu, Manciban dedi o dur. Annesi yoğururdu, kızı da ne yapardı dedi. Anerbin'e bak kızı ne yapardı. İmaradıysa. Buyur otur. Mutlu de son borfella, ben de marazı onlis. Ne kokmuş bu da, kronya bu canadım sana onlis. Allah'ın bu güzelleri dedi, üzmeyesin dedi. Kesesin ömrümden da bunların ömürlerini uzatasın. Ne diyorsun bir kare yarı? Sen nasıl öyle bir cevap? Söylesene de bir tane. Tam üstünde o neler? Bilmem. Sultan Hanım sorun da. Kimin adını bezim adını yana ben bir iş kodum ben o kodum ben o mesleğe annesi beddua ederdi bulsun beni ölüyü kanların içinde. Yatık ama de gördü üç kez yararım bu bana. Çünkü kızını yaptın da benden başkasını istemez. Tehlikeliymiş. Ramazan da iyi. Neden Türkçe'yi az bilin, az konuşun? Türkçe ya değil mi lasta dur ya? Ya değil mi lasta dur çıkalli ya? Hep ya orada. Değil mi ya? Ya değil mi lasta dur çıkalli ya? Ne için Türkçe'yi az konuşun, az bilin? Türkçe bilmez mi? Türkçe bilmez. Böyle yaşıyor. 23 yaşına kadar. Eski zamanında yol tarafında yaşarık mı? Ha 8 yaşından beri yol tarafında yaşamış. Ondan dolayı. Ama köyde de Rumcaydı esas o zamanlar kilisanı 27. 50 sene çubancılık yaptı. 50 sene. 50 sene. Evet. Onu tevabülün 50 sene çuban. Ne yapalım? İşimiz budur. Başka işim kullanmadı. Başka iş kullanmadı. Yani çubancılık. Yalnız çubancılık. Hadi lan da yeter var. Başka bir şey var. Diyor gideyim artık dedi. Ramazan'da için ben biraz konuşayım. Yıllarca konuşuluk yaptık. Tek bir kötü sözünü hiçbir zaman iyi bir baba, temiz titiz, eşi de gördüğünüz gibi rahatsız olmasınlar hemen bizim evimize gelin. Böyle bu kadar temiz değildir yani şey de. Çok iyi bir insan tek bir kelime bile söylemedi. İşte babamla anneyi de sevdim, kızı da sevdim. Kızı yemişleri inan annesini de zorunan. Bunları nerede öğrendi kendisi? İşte kendisi eskiden dediğim gibi yani lisan Rumcaydı eskiden. Benim dedim. Minileri yani kendileri söyle yoksa kulaktan duymadım. Yok beraber otur. Doktorca bu çocuğa greci. Şimdi severdim kendini de bilmezdi. Benden nefret etti. Nasıl ki keklik şeyinden, yuvasından nefret eder. Yani onu sevdiğini bilmediği için nefret etmiş kendinden öyle.
Mesela benim dedem de 104 yaşında öldü. Tek kelime Türkçe konuşmazdı. Bu gelin nasıl oldu? Bu köyde var sanıyorum. Yok. Çok köy var öyle. Mesela şeyler vardır. Kalebunlular, onların bir hikayesi var. Bunu Oktay Kayalp anlattı. Yani onun şeyiz biz. Öğretmen gitmiş Türkçe. Ben de tamca Ramada. Gitmiş çocuklara yazmış tahtaya at, at, tut. Şimdi çocuklar herhalde onu anlar. Cevap veremez. Çocuklar tabii Rumca bilseniz esprisi güzel olur. Aparo, aparo gaston dedi. Yani aparo, Rumcası atın, at, at, tut, aparo, aparo gaston. Atı tut yani. Ne namaz ilk şubesi diliyor ne? Ne namaz to diyor, büyüsün canına sayı. Ne namaz diyor, büyüsün canına sayı. Ne namaz diyor, büyüsün şeyde... Ne diyor? Dedim, anladınız ya, dedim genelde ne zaman gösterecekler bizi. Bana haber verecekler ve ben gelip söyleyeceğim sana dedim. Akıncılar Köyü'nde ziyaretimiz devam ediyor. Köyü tanımaya devam ediyoruz. Şimdi ise sanıyorum köyün eski evlerinden birindeyiz. Ve restore edilmiş bir evidir. Evet, yıkılmaya yüz tutmuştu. Kıyamadık anıları. Yaşatmak istedik. Annem hele şu anda hayatta olarak çok mutlu oldu bu durumdan. Diyebilirim ki onu o kadar hiç mutlu görmemiştim. Bu evin tamamlandığı zaman geldiğinde, gördüğünde bugün burada olmasını arzu ederdim yeniden ama yaşlandı artık. Haftaya inşallah. Burada babam vefat ettikten sonra nenem de bizimle kalmaya başladı. Ve nenemin odası. Bir içeriye bakalım evet. Neler var. Nene odasında. Evet şu karyola, eski karyola. Var. Ayna, sandık. Günümüzde çok kalmadı şimdi. Eski bir sandık. Ayakları hasar görmüştü. Sağ olsunlar şu verip de ayağın bir tanesini yaptırdık. Ayna, dolap. Kur'an var orada dikkatimi çekiyor. Kur'an-ı Kerim çok eski bir Kur'an-ı Kerim. Bu kitap kabı ellemek istemiyorum ama çok eski bir Kur'an-ı Kerim. Kaç yıllık? Bilmiyorum. 800'lerde bir, belki onların elindeydi ben bilmiyorum. İşlemecilik, ahşap, yani, evet. Tavanların evet. Hasır olduğu dikkatimi çekti. Genellikle Kıbrıs evleri hasır. Bakınız girdiğimiz zaman bir serinlik var. Evet. Yazın daha bile serin. Çünkü dışarıdan sıcak vurdukça içerisi daha bir serin. Kerpiç evler ve tavanlar yüksek oluyordu. Şimdi evleri çok basık hissediyorum. Mesela ben şu anda Samanbahçe evinde kalıyoruz. Ve Samanbahçe'nin daha bile yüksek ve çok serin. Ne kışın... ısıtıcı ne de yazın klima kullanma ihtiyacımız olmuyor. Burada gene babadan kalma evet. İşte şey radyolar son elektrikliye geçerkendir o. Çocuklarıma verdim şeyleri pilli bataryalı olanları. Dikiş makinesi annemin, dikkatimi çekti. Annemin makinesi. Bu makinede dikişler dikti. Londra'dan gelen ve terzilik yapan Cemali ablamız bu makinenin de çok emek vermiştir. Birçok insana da dikişler dikilmiştir burada. Anıları çok. Evet. Evde sizin yaşadığınız anı var mı? Çoktur aslında ama bir sürü anınız var. Böyle unutamadığınız bir tanesini bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Yani mutluluğu hatırlıyorum bu evde. Şu mutfak olan bölümde orada bizim üzeri bu şekilde kapalı değildi. Saçla kapalıydı ve orada her öğleyin biz yemeğe oturuyorduk. Anne, baba ve kardeşler. Babam hem yakışıklıydı ama sesi mükemmel bir Türk sanat müziğini icra edebilecek de kulağı vardı. Hep şarkılarla ve orada hep onu hatırlarım. Çok anılarımız vardır. Çok güzel anılardı. Köyün ilk bakkalları ve ilk fırınları vardı. Köyün ekmekçiliğini ve bakkaliyesini çalıştırıyorlardı. Daha sonra babam aynı işi yapmaya başladı. Babam daha sonra geliştirdi. Şu arka taraftaki boşluk alan vardır.
Orada hırdavatçı dükkanıydı. Ön taraf süpermarketti. Bir de benzin istasyonumuz vardı. İyi bir işletmeciydi diyebilirim o yıllarında. Kısmet değildi diyemeyeceğim. Çünkü kader değildi. Rumların onu tarladan kaçırarak böbreklerini işte kum torbalarıyla patlatmasının ardından yaşanan bir ölümdü. O yüzden böyle bir anılarımız var. Yok, bu şey değil, eski değil. Annemin babamın odasıydı. Biz o tarafta yatıyorduk. Şu mutfak olan bölüm bu kadar büyük değildi. Erkek kardeşlerin ve benim kaldığım bölüm vardı. Hiç kalmadı bu modelde. Sanıyorum hiç kalmadı artık günümüzde. En azından evet. Burada, bu köyde bunları yaşatıldığını gördük yani. Aşağı yukarı bu ev kaç yıllık? Yani annem babam evlenmeden önce burası vardı. Çünkü benim babaannemin annesi burada kalıyordu. Bence çok eski. Evet. Onlar da restore ederek, onlar da ilave yaparak oturdular. Daha sonraları da biz geride mutfağı büyüttük. Öyle değildi mutfak. Yani şey olarak... Köylülerimiz Mustafa Garip Bey vardır. Mustafa Garip diyor ki nenen şifacıydı. Benim nenem, nenemin annesi şifacıymışıdı. Kuş palazı veya işte ateş içinde olanlara veya bir şeyler yaparmışıdı, hazırlarmışıdı. Ve gelip buradan o ilaçlardan, hazırlanan ilaçlardan alıyorduk diyor ki o benim nenemin annesiydi. Onların çocukluğunda hatırladıkları çok eski. Burada dayımın köyün şu köşede ilk berber dükkanı ve o oradan kalan sandalyeyi restore ettik. Onlardı, tamir ettirdik. Durdurabilecek miyim? Evet, şöyle. Onu da böyle annemin tuvalet masasının önüne koydum hatıra olarak. Babam, dedem, amcam. Az önce bize bir konuklar geldi İstanbul'dan ve dikkatlerini çeken şu oldu. 1940'larda, 30'larda çekilmiş bir resimde Kıbrıs Türk'ünün ne kadar modern giyimlerini fark ettiler ve dediler ki o yıllarda böyle takım elbise giyilebilmesi bizim Kıbrıs Türk'ünün iyi bir kültüre sahip olduğunu gösteriyor. Meslek gereği icabı mıydı? Köyde evet. Öyleydi herkes. Öyleydi. Zaten öncesini, 74 öncesini araştırdığımız kadarıyla bayağı sosyal bir yer. Akıncılar. Öyleydi köyde. Akıncılar. İki tane sineması olmasına rağmen bize yeterli olmuyordu ve Lefkoşa'ya iniyorduk. Tiyatro geceleri düzenlenirdi. Çok eğlenceye düşkün, yemeye, içmeye, eğlenceye düşkün bir köy. Birbirini seven insanlar, yaşamı seven insanlar diyebilirim. Burada dediğim gibi annem babam fırındı ve köyün ekmeklerini yapıyorlardı. Bu ekmek tahtalarından çok var kardeşlere, herkese. Bu evde de işte 3 tane ekmek tahtası. Burada gene kopmuş, yaşlanmış bir ekmek tahtasına kapı kolu yerleştirilerek ekmeklik haline dönüştürüldü. Evet, karşıda sanıyorum eskiden ütüler var. İslim ocağımız. Ya. Bayağı eski kültür yaşatıldı burada. Onlar annemin tepsileri. Misafir geldiği zaman kullandığı tepsiler, bir tanesi neredeyse yıpranıyordu o piyanolu bayanın. Ve çok mutluyum ki saklayabildim onu. Onu anneme Naciye diye bir komşumuz vardı Avustralya'ya yerleşeceklerinde. O da onun çeyiziydi. Anneme bırakmıştı Naciye Hanım. İşte... Çok eski. Küçük kardeşim Hasan yüksekte oturan, ben ve kardeşim Ramazan. Burada da aynı şekilde gene biz. İslimler daha
Bu mesela hiç kullanılmamış. O yılların ama hiç kullanılmamış. En eski, orta ve yeni. Akıncılarda Türkçe ve Rumca birlikte kullanılıyor. Rumca ağırlıklı. Nereden geldi bu Rumca buraya? Şimdi Rumca buradan nasıl yürüdü, yaşatıldı onu kimse tespit edemez. Yalnız yorumlar üzerinde konuşalım. Bu İtalyanların yerleşmiş olduğu bir köydü. İtalyanlar buradan gittikten sonra köy boş kaldı. Civar köylerden fakir insanlar boş evlere gelip yerleştiler. Bizim günlerimize kadar bu çarşı içi evler hep onların elinde. Sona kadar, 1958 yılına kadar onların tapusunda, mülkündeydi. Şimdi sonradan gelen insanlar onların lisanına uyarak o lisanı konuşmaya başlarlar. Böylelikle ekonomi de onların yönetiminde olduğu için civar köyler de hep Rum köydü. İhtiyaçlar buradan karşılanırken Rum köylerine gidip karşılanıyordu. Dolayısıyla bu Rumca alıp gitti. Ben bu şekilde yorumluyorum bu konuyu. Nitekim 1964 yılında komşu köylerde çatışmalar oldu. Arpalık çatışması oldu. O gün köy terk edildi. Buraya taşındılar. Yaralılar da buraya geldi. Şehitlerimiz de buraya geldi. Bir daha da dönüş olmadı. Rumca konuşmayan o köylüler buraya geldiğinde çoğunlukta olan Rumca'ya onlar da döndüler. Onlar da istemeden Rumca'yı konuşmaya başladılar. Ben bu şekil Rumca'nın burada yaygın olmasını yorumluyorum. Nitekim de öyle oldu. Papaz olayı vardı. O neydi? Şimdi papaz olayı, nüfus az olduğu halde burada kiliseleri, papazları canlıydı. Zaten Osmanlı'dan sonra, Osmanlı idaresinden sonra Kıbrıs'ın kilisesi Osmanlı devrinde 2. Selim'in verdiği fermanla ekonomik yönden güçlendi. 300 yıl halktan toplanan vergiler Osmanlı hazinesine bir kuruş gitmeden kilisenin şeyine gidiyordu. Rum halkından toplanıyordu bu vergiler tabii. Böylelikle zengin bir kilise ekonomiye kendini ağırlaştırdı. Nitekim üzüm ürünleri, Hacı Pablo veya Keo üzümden türeyen ürünler onların fabrikalarında çalıştırıyor. Canlı örneği Litra Palas Oteli. Kilisenin ve bir sürü manastırın toprakları, dolayısıyla ekonomi onların elindeydi. Osmanlı idaresi sona erip de İngiliz idaresi başladıktan sonra İngiliz ve Rum müştereken adayı Hristiyanlaştırmaya yönlendiler. Zaten her tepede Osmanlı gününde bir kilise, görünen yerlerde küçük küçük kiliseler yapıyorlardı. Gelen yabancılara da işte bir Hristiyan adası, burada Hristiyanlık okuyor diye yabancı gelen yazarlar, gazeteciler bunları yazdılar. Araştırıldığında bu kitaplar, bu eserler bulunabiliyor kütüphanelerimizde. İngiliz idaresinde bu defa kilise insanlarımızı aldatarak, maddi yardımlar, kolaylıklar, krediler sağlanarak onları kendi dinlerine çeviriyorlardı. Zaten Türkçe konuşmayan bir sürü de köyümüz vardı. Osmanlı zaten Anadolu'daki köylerimizi ihmal ettiği gibi Kıbrıs'ta yaşayan Türk köyleri de bu durumdaydı. Fakirlik ve sıkıntı içinde. Okul yok, para yok. Bunlar yaşanıyordu. Ve misyonerlik gayet başarılı gidiyordu. Ben yaşayan bir abimiz Murat Özat adında, kitabı yanımda ama şimdi burada yok. Baf ilçemizin sosyal yardım dairesi memuru.
köyleri gezer, işte yardıma ihtiyacı olan aileleri tespit eder, onlara devletin verdiği katkıyı sağlar. Ve yazdığı kitapta 24 köy, çoğu sırf Türk köyü, arada karma köyleri de var tabii. 24 köy topluca dinini terk ederek Hristiyanlığı kabul ettiler. O topraklarda hep Rum toprağı oldu. Onun için bugün toprağın çoğu da Rumlarda diye söyleniyor. Sıra tabii Akıncılara gelince bu misyonerlikte papaz hemen bu arkamızdaki boşarsa da çarşı içinde bir yer burası, aile evi. Papaz buraya gelir, gelen Rum ve Türk insanlarımıza vaaz ediyor, Allah korkusu veriyor ve insanlarımız anladığı lisandan bu defa dine meyilli olmaya başlıyor. Köyümüz dönmeye hazırlanırken, tabii 1924 yılı İstiklal Savaşımızın kazanılıp da Atatürkçülüğün, Kemalizmin Türkiye'mizde artık ihraç edilmeye başladığında ta Kıbrıs'a kadar Lefkoşa'mızda halk Türk Ocağı diye kulüp var, orada toplanan gençler. Gençlerden bir tanesi de bizim köyden bir öğretmen, İsmail Efendi diye bir öğretmenimiz Lefkoşa'da çalışıyordu. Buradan giden haberler arkadaşları tarafından kendine soruluyor. Yahu İsmail, ne oluyor sizde ama? Köyünüzde ne oluyor diye sorular geliyor. Tabii o yıllarda ulaşım at sırtında, at arabasında oluyordu. Buradan gidiş geliş en az 3-4 saat alıyordu. Belki de yarım gün alıyordu. Öğretmenimiz orada tatili bekledi. Tatil olur olmaz köyüne gelir, akrabalarını bulur, ön bilgileri alıyor, papazın gelişini bekliyor. Bir vaaz gününde, ilk vaaz gününde kendisi köydeyken, kendisi de izlemeye, dinlemeye geliyor. Vaaz bittikten sonra halk dağılıyor, kendisi papaza, gelen papaza, misafir papaza, ki kiliselerin teftiş eden müfettiş papaz. Kendi lisanlarında arhimandrit diyorlar. Öğretmenimiz ona birkaç soru sordu. Cevap vermede sıkıntı çekti papaz. Öğretmenimiz buradan ayrılırken yanındaki Rumlara bu soruları soran kim diye sordu. Aldığı yanıt şu: buralı bir öğretmen, Lefkoşa'da çalışıyor. Aa, demiş, burada işimiz artık duracak, bitiyor diye içini döktü gelen papaz, müfettiş papaz. Tabii yaşadı bir muhtar adayı, muhtarın oğlu Ali Rauf Efendi. Buradan beraber çıkarlar. Biraz ötede kemerli bir kapımız var, orası muhtarların. Oraya gidene kadar köyün durumunu, geleceğini konuşuyorlar ve İsmail Efendi şunu söylüyor bizim muhtara: Ali, Rum muhtarın köy üstündeki etkisi ne kadarsa, söz hakkı ne kadarsa, çok geçmez sen onun yerine geçeceksin. Bu halk dönmeye meyillidir. Hristiyanlaşırsa senin işin zor burada diye konuşuyorlar. Tabii bu konuşmalar bitene kadar içeriye girerler. İçeride konuşma devam ediyor ve muhtar adayı Ali Rauf Bey, İsmail, ne yapabiliriz? Hocamız da sağına soluna baktı, kapıdan girene bak, biri gelir mi diye baktı. Biri yok ve bu işareti yapmış. Tabii İngiliz dönemi yasalar çok sert, idam her şeyde. Bu işin sonu idama da gidilecek. Ve muhtar adayımızdan İsmail Efendi söz alıyor, iki kez soruyor. Anladın mı? Anladın mı söylediğimi? Anladım diyor. Tamam diyor, tahkikata gelecek olanı
ki İngiliz sömürge devrinin polisi bu. Hedef buradaysa sen aksi yönü göstereceksin. Tamam mı? Tamam diye söz bağlıyorlar. Ve İsmail Efendi oradan ayrılır. Tabii güvendiği akrabalarına, akrabalarının birine, o da 80'li yıllarda rahmetli oldu. Bekir Bey diye biri, Bekir abimiz, Bekir amcamız. Bu görevi devralır. Yalnız yapacağı görevi Eylül'de yapacak. Öğretmen buradan ayrılacak. Lefkoşa'ya varacak. Aradan zaman geçecek. Kuş kullanılmasın. Çok güzel planlamışlardı. Ve 1 Eylül gecesi papaz bahçesinde uyurken bir kazma aletiyle başına vurularak orada katledilir papaz. Tabii tahkikat sonucu yine tesadüfen bölgede görevli geçit kaderi yaşayan Mehmet Onbaşı diye biri. Onun da oğlu Numan Efendi Kıbrıslı Türklerimiz iyi tanıyor. En son Girne Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olmuş Numan Efendi. Onun babası Mehmet Efendi, Mehmet Onbaşı. Bunlar yaşıt tabii. Ali Efendi, Ali Rauf Bey, İsmail Efendi, Mehmet Onbaşı. Bu konuyu böyle tabii Mehmet Efendi'nin haberi yoktu oradan, Mehmet Onbaşı'nın. Fail bölgesinde yaz gecesi herkes bahçesinde yatıyor. Polis orada araştırmayı yaparken iki tane insanımıza, onlar da özürlü. Biri kambur, cismen özürlü, biri de beyin özürlü. Beyin özürlü, onları tutuklar Mehmet Onbaşı. Biraz önce muhtarla muhtar adayı ile İsmail Efendi'nin konuştukları binaya gelir. İlk sorgulamalar orada başlıyordu zaten. Ve bu iki kardeşin de annesini çağırıyorlar. Mehmet Onbaşı şunu söylüyor. Mahkemeye çıkaracağız. Yargıç bunları görünce inanmayacak. Dava düşecek. Ve biz aradan zaman geçince belki bu iş kazasız biter diye. O anne de tamam demiş. Siz biliyorsunuz oğullarım. Ve böyle ayrılıyor. Tabii mahkemeye oturur. Onlar kabul ettiklerini söylerler. Ve yargıç maalesef idam kararını uygular. O iki gencimiz de böyle o günün kararlarına göre, kanunlarına göre idam edildiler. İşte bu vakadan sonra kilise piskoposluk misyonerliği durdurttu. Ama onlar da büyük mesafe kat ettikleri için artık gerek yok. Nüfus çoğunluğa geçti. Artık bizim bu arayı kapatamıyor bunlar. Böylece onu durdurttular. O misyonerliği durdurttular. Akıncıların başından geçen bu olay, o günkü basınımızda iki şehit diye yazdılar ertesi günü idamdan sonra. Papazın olayı böyle oldu. Tabii o olayı yaratan, görevi alan ve yerine getiren Bekir amcamız da Türkiye'ye gitti. Kaçak yoldan 15 yıl orada kaldıktan sonra yine köylü bir hanımla, işte 24'lerde 25'lerde göç eden Türk ailelerinden, Türkiye'ye yerleşenlerden bir hanımla Kıbrıs'a geri döndüler. Sona kadar yaşıyorlardı bunlar. Hepsi bunlar görevlerini yaptılar. Allah rahmet eylesin. Ben bu hikayeyi muhtarımız olan sona kadar Ali Rauf Bey'den 1-23 Nisan günü töreni kutladık. Tören alanından köy çarşısına gelene kadar bana bu vakayı, bu hikayeyi anlatmıştır. Ben bunu kitaba dökmek istiyorum ama herhalde bir gün usanmadan oturup bunları daha detaylı yazmam lazım.
Akıncıların Kıbrıs Türk'ü üzerinde işte bu yararı olmuş, bu faydası olmuş. Bunu anlatabilirim çocuklar. Teşekkürler. Gazi Hanım'ın anılarla dolu, özenle, tarihe saygıyla tadilat edip dekora edilmiş adeta küçük bir mucize olan güzel evinden ayrıldık. Raziye Hanım'ın yaptığını birçok kişi yapsaydı Akıncılar şu an bambaşka bir çehreye sahip olacaktı. Biz Akıncılar köyünü çok beğendik. Farklı ve ziyaret edilmesi gereken köylerimizden bir tanesi. Oza Kahve Köy Yolları programını sundu.